Ben Reşat Başar, Koca Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanıyım hali hazırda. Önümüzdeki günlerde Körfez Belediyesi başkanlığına aday olarak başvurumu gerçekleştireceğim. Bu başvuruyu gerçekleştirirken tabii ki öncelikli gerekçem 15 yıl Körfez sınırları içinde Hereke'de Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalışmış olmam. Bu açıdan bakıldığında Güzel Sanatlar Fakültesi'nin oluşturduğu grafiğin Körfez'e de yansıyabileceği gibi bir düşünceye sahibim. Nasıl ki Güzel Sanatlar Fakültesi uluslararası ölçekte görünür bir fakülte olduysa, nasıl ki Avrupa Sanat Okulları Birliği'nin aranan üyelerinden birisi olduysa, Körfez kentinin de ulusal ve uluslararası ölçekte bambaşka bir kimlikle, mevcut kimliğinin ötesine geçerek bambaşka bir kimlikle görünür olabileceği ümidini taşıyorum. Hali hazırda Körfez aslında bilinen, en çok bilinen kentlerimizden, ilçelerimizden birisi. Özellikle sanayinin kalbinin attığı yer olma özelliğiyle Körfez ulusal ve uluslararası düzeyde zaten tanınan bir ilçemiz. Bu özelliklerine yeni değerler katarak Körfez'in geleceğini yapılandırmak gibi bir proje ile bu göreve talip olmayı düşünüyorum. Burada tabii ki Körfez'in artı değerleri, ürettiği artı değerler kadar yapması gereken, aşması gereken bir takım sorunlar da var. Bu sorunlar başlıklar halinde sıralanabilir. Öncelikle sanayinin kalbinin attığı bir yer olarak Körfez'in bu paralelde yaşadığı sorunları, yani çevre sorunlarını, trafik sorunlarını aşmamız gerekiyor. Bunlara akılcı çözümler getirmemiz gerekiyor. Körfez kıyılarını koruyan önlemler almamız gerekiyor. Bunu tabii ki Körfez'in tüm bileşenleriyle, sanayi kuruluşlarıyla, Körfez halkıyla, Körfez'in kamu kuruluşlarıyla gerçekleştirmek mümkün. Bunu buradan görüyoruz. Körfez'in şehirleşme ve toplumsal yapı gibi sorunlarını, bu yapının içinden gelen sorunları aşmamız gerekiyor. En önemli, belediyecilikte benim gördüğüm en önemli sorun toplumsal proje üretememe sorunudur. Bu konuda daha önce yaptığımız, üniversite bünyesinde yaptığımız, gerek Avrupa Birliği projeleri olsun, gerek ulusal projeler olsun, bir altyapı, bir deneyim altyapısı oluşturuyor. Bu altyapıyla biz Körfez'in kültürel ve toplumsal hayatını yukarı seviyeye, daha üst seviyelere getirebileceğimize inanıyoruz. Sadece sanayi açısından değil, sadece trafik açısından değil, sadece içinden temin geçtiği bir ilçe olmak açısından değil, kültürel, sanatsal, toplumsal değerler üreterek, yaratıcı bir Körfez yapılandırarak Körfez'in bir başka lige çıkarılabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda da az önce de söylediğim gibi kendi deneyimlerimizin ışığında hareket edeceğimizi belirtmek istiyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Körfez mozaik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Körfez'in kendi içinde barındırdığı çok renklilik ön plandadır. Bu çok renkliliği avantaja dönüştürmemiz gerekiyor. Bu bağlantı
Karadeniz, Körfez'in bir kentlilik bilincine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bu açıdan da Körfez'de benim olduğum gibi Erzurumlu da olsa, Sivaslı da, Ağrılı da olsa bir körfezlilik bilincinin, bir hemşericilik bilincinin oluşturulması için elimizden geleni yapacağımızı, halkımızla beraber elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum. Bu konuda da bizi farklı hale getirecek bir atılım gerçekleştireceğimiz inancını taşıdığımı belirtmek istiyorum.